Uzman Coin'den herkese merhaba. Bugün tarihler 6 Aralık Salı'yı gösteriyor. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. İngiltere merkezli kripto kredi şirketi Nexo, Amerika Birleşik Devletleri'nden çekiliyor. Şirket önümüzdeki aylarda ABD'deki ürün ve hizmetlerini aşamalı olarak sonlandıracağını bildirdi. Nexo, 8 eyalet regülatörü tarafından soruşturma altına alınmıştı. Bu eyaletlerden birçoğu Nexo'nun faaliyetlerini sonlandırmasını talep etmişti. Son bir haftada uzun yıllardır dokunulmayan toplamda 1200 BTC'nin hareket ettiği belirlendi. Bu bitcoinlerden bazıları fiyat henüz 500 dolarken satın alınmıştı. Transfer edilen bitcoinlerin satılıp satılmadığı tam olarak bilinmiyor fakat satıldığı varsayılıyor. En büyük Bitcoin madenciliği şirketlerinden biri olan Riot faaliyet raporunu yayımladı. Buna göre şirket Kasım ayında 521 BTC üretti. Riot tamamını kendi madencilik faaliyetlerinden elde ettiği 6897 BTC'yi satmadı ve elinde tutmaya devam ettiğini de bildirdi. Şirket yeni cihazlar ekleyerek madencilik kapasitesini de önemli ölçüde yükseltti. Dogecoin dün ortaya çıkan Twitter Coin söylentisiyle kısa süreli artış yaşadı. Sızan görüntüler Twitter'ın Twitter Coin adında bir teknik geliştirme üzerinde çalıştığını gösteriyor. Sızan bahşiş ve coin görüntülerinin Dogecoin'le bir ilgisi olup olmadığı bilinmiyor. Ancak Elon Musk tarafından satılanan platformun kripto paralarla ilgili yeni bir adım daha atabileceği öne sürülüyor. Milyarder yatırımcı Tim Draper, Bitcoin için 250 bin dolarlık tahminini 6 ay öteledi. Daha önce Bitcoin'in 2023'e kadar 250 bin dolara ulaşacağını iddia eden Draper, bunu 2023'ün ortasına çektiğini söyledi. Milyarder yatırımcı, Bitcoin'in yayılmasında kadınların etkili olacağını, bunun fiyat artışına önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti. ABD Federal Ticaret Komisyonu kripto para şirketlerini soruşturma altına aldı. Soruşturmanın konusuysa yanıltıcı reklamlar. Hangi şirketlerin incelendiği ise gizli tutuluyor. Soruşturmayı bir kurum yetkilisi de doğruladı.